iyi şeyler hissetmiyorum. Hande Erçel böyle hep aynı mimikle konuşuyor. Lale Kıran, boş influencerlar. Sonun önünde pardon nereye ödeyeceğiz? Ama istiyoruz. Evet, birileri evlenecek, birileri doğuracak. Ben hep böyle Yağmur Çevik iddia haberciliği yapıyorsun. Herkes kendi işine baksın. Nobody is your friend until they defend your name in the... Herkese kocaman merhaba. Evimdeyim. Tatil bitti diye üzülüyoruz. Çok garip bir şey. Bir yandan evini özlüyorsun. Bir yandan tatil bittiği için üzülüyorsun. Ama tatilin şu olması lazım. Daha para konusu olmayacak tatilde. Evet. Cebinde paran olacak. Evet. Şunu içelim yani mi? Şunu demeyeceksin. Şunu içelim mi içmeyelim? Ya dün dışarıdaydık da bugün evde yumurta mı kırsak? Veya bugün biçe gittiysen yarın biçte bugün parçalandı, yarın gidemeyeceğiz demeyeceksin. Katılıyorum sana. Neyse. Bunu daha çok erkekler yapıyor ama yani erkekler kendi içinde bunu yaşıyor. Duyun kızlar. Yani bir evli olan belki değil de evli olan söyleyebilir ama. Evli olan da yaşıyor. Ama söylüyor karısına, söyleyebiliyor. Ama evet. Sevgiliyse, yeni çıkıyorsa falan bunu. Biz de hızla geçtik o dönemlerden evet. Ya. Of. Ama en güzel dönemler hangi dönemler? O dönemler. O dönemler. Evet. O yüzden arkadaşlar kıymetinizi bilin. Gençliğinizin, bekarlığınızın kıymetini bilin. Ama bir şey daha söyleyeceğim. Bize de söylüyorlardı. Bana diyorlardı. Bana da diyorlardı. Diyorlardı ki gençliğinin güzelliğinin kıymetini bil. Diyordum ki ne diyor bu be? Çünkü hiç o dönem bitmeyecek zannediyorsun. Ben de bitmeyecek zannediyorum. Hatta ele var ya 18 yaşına girmek. Ben yaşımı büyütmüyorum işte. Başvuru yaptım. Kimlikten yaşımı küçülteceğim arkadaşlar. Ne kadar yaş küçülse de fizyolojik olarak çöküyorsun. Ama her yaşın da güzelliği var. O ayrı. Onun altını çizelim. Mesela benim kendimi en iyi hissettiğim yaş bu yaş mı diyeceğim? Hayır. O yaşta yine. Ama ne var? Artık her şeyi biliyorum. Peki ben ne yapmam gerektiğini çok iyi biliyorum hayata karşı. Ben de bunu yani bana da 40'ında hatta 40'ın üzerine kitaplar var. 40 sayısı da çok önemli yani. Bunun üzerine kaç tane video izledik seninle. Evet. Yani 40'tan sonra kafama arkadan balyozlu birisi çarptı. Yok sendrom değildi benimki ama yani 40 yaşından sonra başka düşünmeye başladım. Ben senin 40 sendromuna şahit olmuş bir arkadaşlar bir ara İnan Çevik'in 40 yaş sendromunu bir anlatalım. Ya ona özel bir 10 dakikalık bir video çekelim. Ya da canlı yayında anlatalım. Çok zordu. Yani ben çok zorlanmıştım. Ama bunun %50'si yine senden kaynaklanıyor. Yaşlandığımı hissettim. Ben yaşımı unuttum. Ama %50'si senden kaynaklanıyor. İnanın 40 yaş sendromunda arkadaşlar ben yaşımı unuttum. O kadar başka bir şey söylemeyeceğim. Hemen videomuzu açalım. Herkes yerini aldıysa ve kahveler yapıldıysa video başlasın. Kafalar grubundan Bilal ile Esin arasında sıkıntılar var galiba arkadaşlar. Bilal ile Esin boşanıyor mu? Çok tanıdığım bir çift değil. Hani böyle anlatayım ki anlatayım. Ne zaman Esin soyadını değiştiriyor veya ne zaman Esin yani Bilal'in eşi Esin ne zaman fotoğraf kaldırıyor? Yani kendi çapında bir şeyler gerçekleştiriyor. O zaman biz konu alıyoruz. Şimdi tekrar Esin yine soyadını değiştirdi. Önce bekarlık soyadını yazdı. Ondan sonra onu da sildi. Şimdi soyadsız bir Esin. Benim bu herhalde geçen attığım tweetlere benziyor. Yani sinirden olmuş olabilir mi? Aa ben bir tane resmi arşivlemiştim acaba. Bak, yok şu an açtım düşündüm. Açtım. Açtın mı? Açtım. Sen tabii sıkı takip ben etsin. Yok nerede bana kızlar söylüyor ya. Canım benim YÇ kızları bu ilişkinin bitmemesi için çok mücadele verdiler. Yani alt tarafta. YÇ kızları kurban olsunlar. Karı koca arasında bunlar olabilir. Çok normal. Nabız yükselir, nabız düşer. Ama biraz uzun sürdü şu an mesela. Bu kaçıncı günü? Dördüncü günü mü? Bence 4 oldu. 4 evet. Olmuştur. Ve Esin, bilmiyorum ben diyorum ya hani Esin'i çok takip eden bir insan değilim ama o gün bir tane post attı ve postunda açılmış açılmış öyle söyleyeyim. Normalde Bilal izin vermez dediniz böyle pozlara. Hayret nasıl Bilal izin verdi dediniz. Belki Bilal'i sinir etmek için yapıyor. İşte ben onu diyecektim. Bunu hepimiz yaparız. Bunu bir tek Esin değil. Bunu ben de yaparım. Bak yapıyorsun hiç. Canım. Altını çizerek eksiksiz. Bir de ben hayatımı paylaşmıyorum ya sizinle. Belki bazen böyle çok seksi bulduğunuz hallerim belki nispettir yani hani. O yüzden bu olabilir. Bunu ben de yapıyorum. Mesela ben de o gün çok keskin kararlar almıştım. Ama benim kısa sürdü. Esin'in ki dördüncü gün ya. Bence, beni o korkutuyor şu an. Tamam ama senin de mesela bundan 3 sene önce o da 9 gün sürmüştü. Yani o da olabilir. Ben iyi şeyler hissetmiyorum. Tabii ki inşallah toparlanırlar. O en önceliğimiz biliyorsunuz. En öncelikli niyetimiz. Ama ben hani günler uzuyor ya. Uzadığı için
İyi şeyler hissetmiyorum. Gelen bir şey var mı Yağmur sana kulağına? Herhangi kulağıma şey? Gelen bir iddia yok. İddia bu konuyla yani. İlgili. Peki ama... bunların sinyali var mıydı Yağmur? Daha önce ben orayı kaçırmışım. Ya şimdi arkadaşlar ben bir kere biliyorsunuz bu eşler hakkında konuşmuştum. Hatta bana bazıları kızmıştı. Sen yanlış biliyorsun. Meslekleri ne demiştim? Hatırlıyor musun? Evet ama meslekleri iyiymiş. Ve yoruma gelip demişlerdi ki ablam hepsinin bir mesleği. Evet, yani birkaçının mesleği var demişlerdi. Evet. Hatta babası... bir yerde büyükelçi mi demişlerdi biri için falan. Sonra demiştim ki aa ben bilmiyorum, bilmiyorsam düzeltirim. Ben düzeltirim. Ben her zaman düzeltirim. Doğru bir kız geliyor bana. Veya bu kız bilmiyorum arkadaşlar samimiyeti bana geçmiyor. Derim ya her zaman birileriyle ilgili. Ama mesela Esin'le ilgili bu cümleleri kuramıyorum. Çünkü Esin'i hiç çözemiyorum. Belki de çok takip etmediğim için bir analizim yok. Bence ondan da kaynaklı. Takip etsem mutlaka şu an şu masada bir analizim olurdu. Çok yoğunum ya, çok yere bölünüyorum ya. Bundan da biraz handikap. Ama arkadaşlar bilemiyorum. Sadece evlilik üzerine iyi şeyler hissetmiyorum. İnşallah ben yanılırım. Bir de bir tane story atmış. O sende var de sesi. Hemen bakıyorum. İngilizce bir şey yazmıştı. Evet, dün hikayeden. Oku. Bu sefer İngilizce okumayı sana veriyorum. Nobody is your friend until they defend your name in the absence. Eleştiri açık ol şimdi. Of, yandık biz. Until they defend your name in your absence galiba. Yokluğunda adını savunana kadar kimse senin arkadaşın değildir. Tamam, sen yokken bir mekanda senin adın savunulmuyorsa aynen. Onlar senin arkadaşın değildir demeye getiriyor. Evet. Böyle yani her zaman. Yani yine bir şey var, kızgınlık değil mi Yağmur? Yani yine belki kafalar grubunun eşleriyle şu an arasındaki samimiyeti bilmiyorum ama bir şey yoktu son. Storylere göre. Belki onlara söylüyor bir destek göremediği için. Belki şu an birilerinin barıştırmasını bekliyor. Ya bıçak olabilir. Atıyor yani. Bıçak atıyor birilerine şu an. Birilerine bıçak atıyor. Çünkü şu an bir evlilik söz konusu. Bir evlilik söz konusu olduğu için. Bakalım takipteyiz. Arkadaşlar biliyorsunuz geçenlerde bana Duygu'nun davetiyesi geldi. Örneğini yine şuraya koyalım. Havalı bir davetiye. Tamamen İngilizce yazılmış her şey. Türkçesi yok muydu arkasını yoktu. Çevirince? Yoktu. Yoktu. Yani bana öyle gelmiş. Arkası gelmemişti. Hiç de onu sormadım. Hani davetiye gönderini. Ve 3 gün 3 gece olacağı belirtilmişti. Ben aylar öncesinden Paris'te bu düğün yapılacağını söylemiştim. İddialarımız gördüğünüz gibi her zaman doğru çıkıyor. Duygu'dan nikah fotoğrafları sonunda geldi. Bu akşam da düğünü var ama siz bu videoyu yarın izleyeceksiniz. Yani ben hikayelerle Duygu'nun düğünü döndürmüş olacağım. Olmadı Duygu'nun düğünü için tekrardan. Peki niye İngilizce Yağmur? Orayı kaçırdım. Ya Duygu öyle işte. Duygu öyle. Peki bir şey daha var. Ya Türkiye'de doğmuş ama belki de paralel evrende bu kız oralarda yaşıyordu. Ya arkadaşlar bunlar olabilir gerçekten. Bakın şimdi o zamanlar öyle konuşuyordum. O zamanlar daha değişik konuşuyordum. Şimdi daha farklı konuşuyorum. Hayat seni değiştiriyor. Hayat sana yeni şeyler öğretiyor. Duygu sunny side up derken bile kendini iyi hissediyor. Bilmiyor mu? Yine söylüyorum. Bim sütle videoları var bu arkadaşımızın. Ama böyle seviyor. Bazen derdini İngilizce anlatmayı seviyor. Onun arkadaşı kankesi Büşra. Büşra da öyle. Bak olabilir ama ne bileyim benim gibi bir arkada bir ses vardır veya kameraman vardır veya birisi vardır. Bir de buraya Türkçe alalım mı diyebilirsin yani. Ne bileyim. Ya o uğraşmıyor işte. Herkes sen ben değil. Yani uğraşsın. Van'daki de izliyor. Ya Van'daki izliyormuş. Duygun çok umurumda değil yani. Hani. Konaklamayı Duygu mu verecek oraya kaçırdım. Davet de sanki siz inin. Size ulaşım bize ait denilmiş. Sadece ulaşım mı yoksa bütün her şey mi? Onu öğrenebildik. Onu bilmiyorum. Davetiyede var yazıyor. Davetiyede ama yine şeyi yapmamış. Her şeyi biz yapacağız falan diyor ama yani. Ya orada öyle kısmı... yazmaz canım ya. Evet. Ulaşım sadece bize aittir denir yani. Orada evet. Mert Bedeni gidiyorsa Mert Bedeni bunu bize kesin söyler. Hani kesin bir vlog çeker. Vlog da ya bir şeyini kaybeder. Anladın mı? Ya bunu... resepsiyonun önünde pardon nereye ödeyeceğiz? Evet. ama istiyoruz. Evet. Aynen öyle. Mert gitti mi ki? Emin miyiz? Gitti? Bence Mert gidecek. Gidecek. Mert gidecek. Duygu çağırır diye düşünüyorum. Çoğu arkadaşı gider. Duygu herkesi iyi benim bildiğim. Bir. Sorun yaşadığı, Duygu'nun öyle cevap verdiği. Yok magazine de cevap vermez Duygu. Vermez. Evet. Yani o konuda takdir ediyorum. Peygamber sabrı var kesinlikle. Yani hiçbirimiz onun durduğu kadar duramayız. Duygu çok güzel olmuş. Ben Duygu'yu çok beğendim. Acaba diyorum ki Duygu'nun altına takoz mu koymuşlar? Hı-hı. Bence bel hizaları bu kadar aynı olamaz. Kıyafeti çok sade, ayakkabılarının kontrast renkli tutması beni çok sevindirdi. Ben çok seviyorum. Yine makyajını kendi yapmış. Sade makyajı iyi. Farklı bir fotoğraf. Her influencer'da görmediğim bir fotoğraf. Herkes yorum attı. Merve Özkaynak da yorum atmış. Ama Şeyda. Herkes atmış. Bir tek Damla atmamış. Bana öyle söylediler. Bütün magazin de atmış.
Herkes atmış. Belki Danla Özel'den yazmış olabilir. Ayrıca biz de buradan mutluluklar diliyoruz. Artık bazılarını anne görürken bazılarına dededir kuşu ve uçtu mu? Evlendi denir. Evlendi denir. Artık birileri evlenecek, birileri doğuracak. Ben hep böyle... Sen ne yapmıyorsun? Ben böyle kalmışım. Ben bu stresi hamile kalsam düşürürüm. Allah nasip Allah eder. Korusun. Geçen bir videoda çok kısaca değinmiştik Tolga Akış ile Zeynep Bastık boşanmasına. Herkes şeyi sordu hatta. Ya bunlar nasıl bir ayrılık, kanka gibi ayrıldılar falan. Öyle derken kafada soru işaretleriyle günler geldi geçti. Dün akşam bir magazin hesabı bu evlilikle ilgili bir iddia ortaya çıkarttı. O iddiayı da şöyle okuyayım ben. Ben şimdi çok fazla fotoğraf veya yazı koymayabilirim. Biliyorsunuz telif hakları doğuyor o zaman. Öyle bir magazin bombası var ki ayrılma kararı alan çiftimizin ayrılık sebebini öğrendik. Kocasını birlikte dans edip videolar çektiği arkadaşı ile basmış. Şimdi tabii ki herkesin akıllarına Zeynep ile Edis'in dansı geldi. Tolga da Edis'e basılmış bu habere göre. Sonra bazı magazin hesapları dedi ki bu haber yalan. Yani bu insanla bu insanın ilişkisi de doğru ama öyle yatakta basma olayları falan yalan dedi. Sesi düşünelim, ben de sizin gibi haberi dün gördüm. Bu o magazinin iddiası. Neye dayanarak bunu söyledi bilmiyorum. Ya bir şey anlatıldı ya da elinde bir belgesi var. İkisinden biri. Bana bu evlilikle ilgili iddialar geliyordu. Şöyle iddialar geliyordu. Evlilik gibi değil. Öyle söyleyeyim. Hani evlilik nedir? Sorumluluk ister. Mesafe ister. Başka taraflara karşı. Karı koca birbirine saygı gösterir. Karı koca birbirine saygısından ziyade dışarıda bir sorumluluktur evlilik. Yani şimdi bunu... Saygıdır işte. Ben ona sana saygı gösterdim. Dışarıda onu böyle davranıyorum. O anlamda evet. Neden evlilikten korkar insanlar? Ay ben o sorumluluğu alamam. Ben rahat takılmak isterim. Şimdi Zeynep'le Edis'in görüntüsünü izledik. Biz de bunu konuştuk ve dedik ki iki arkadaş bunu yapabilir. Ve iki sanatçı bunlar. İki sanatçı. Bu şov. Yani Beyoncé de evli. Şarkı söylerken dansçıları öpüşüyorlar. Ve oyuncular evli. Ama bu iş profesyonellik gerektirir. Zaten bunu kaldıramayacaksan da o adamla o kadınla evlenmeyeceksin. Ama bana şu iddialar geliyordu arkadaşlar. Evlilik gibi değil. O onunla görüşüyor, bu bununla görüşüyor gibi iddialar geliyordu. Yani bu evliliğin bitmesi beni şaşırtmadı. O yüzden de bu cümleyi söylemiştim. Ama birbirleriyle yükselişe geçmiş insanlar birbirlerini kaybettiği zaman bazen faydalı olmuyor. Mesela Aleyna Tilki Emrah Karaduman örneği. Aleyna kendi çapında başarılı, sesi çok güzel. Bak tartışmaya kapalı, hep de aynı şeyi söylerim. Ama çıkışındaki başarı yok. Çünkü Emrah Karaduman desteği vardı. Sosyal medyada gördüğünüz fotoğrafları, storyleri. Hiç kimseye aldanmayın. Herkes özelinde farklı. Orada herkes oynuyor. Herkes oynuyor. Dünyada her şey olabilir. Olmayabilir. Banu Parlak geçen gün Edis'le ilgili bir sürü şey söylemiş. Bir sürü yazılar paylaşmış onunla ilgili. Yani ortaya bir görüntü çıkar. Magazin gider yakalar bir yerde başka bir şekilde. Oturur konuşuruz. Ama şimdi elimizde bir belge olmadığı için asılsız havada kalan haberler. Bu arada o hesapta kapanmış. Spamla kapatıldı ama artık neden kapatıldı bilmiyorum. Bir de bir şey diyeceğim şimdi mesela. Bu iddia kelimesi de hem evet. Kıran olayından sonra bu iddia kelimesi de çok böyle dillere dolaştı. Sen kendince iddia kelimesine çıktı. Çünkü bu iddia kelimesi böyle konuşulunca seni sevenler tarafından abla sana mı söylendi falan böyle bir kelimeler gelir. İddia nedir? 50 defa anlattın ama bir daha anlat. Şimdi ben de gördüm. Birkaç kişi çıktı. İddia haberciliğine laf söyledi. Bana gönderdiler. Neyin atıyorlar anlamadım. Siyasette iddia kelimesiyle iş yapılıyor mu? Yapılmıyor. Herkesin elinde belgeleri var. Herkesin elinde kaynakları var. Ona göre konuşuyor. Veya haberler. Seyirciler böyle bir iddia mı var diyorlar. Hayır. Yok. Magazin öyle değil arkadaşlar. Adam karısını aldatıyor. Bunu nasıl söyleyeceğiz? Nasıl söyleyeceğim burada bunu? Adam evli. İddia demek zorundayım. Duyum derim, çekilirim. Ben burada öteki taraf değilim arkadaşlar. Burada Yağmur Çevik ile magazin yapılıyor. Bir gün Leyla Kıran gibi öteki taraf sunmak veya başka bir taraf sunmak nasip olur. O zaman dersiniz ki Yağmur Çevik iddia haberciliği yapıyorsun.
O zaman konuşuruz. Ne ben hiçbir zaman fake'lerden birilerini yönetirim veya algı yaparım, ne de YÇ kızları böyle bir algı yapar. YÇ kızlarını merak ediyorsanız o fake'lerdekiler değil. YÇ kızları hastanelerde, okul sıralarında, öğretmenler odasında, adliyelerde, havalimanlarında, tatillerde, bebek otellerde, Bakırköy sokaklarında, Çilek sokakta YÇ kızları her yerde. Her yerde. O yüzden siz de üzerinize alınmayın. Keşke cesaretleri olsa da o story atan insanların. Lale Kıran onlara boş influencerlar dediği sahneleri de keşke hani böyle ben diyorum ya, her zaman özgüvenli olun. Ya bize çöp diyor, boş diyor ama sonra habercilik sistemine laf söylediğinde ki kısmalı paylaşsaydın bana daha çok geçerdin bak. Arkadaşlar bu arada biz çok eğleniyoruz. Bak ben video yetiştiremiyorum. Görüyorsunuz. Siz de işin eğlence kısmında olun. İddialarımı iyi dinleyin. İnanmıyorsan veya yalan olduğunu düşünüyorsan çıkarsın, anlatırsın. Ben de cevabımı sana veririm. Herkes kendi işine baksın. Boş sohbet etrafta dönmesin. Şimdi Raşel'in Koton işbirliğini konuşalım birazcık. Ben geçen hafta Raşel'le ve Cansu Akın'la ilgili size bir olay anlattım. Üstüne de Raşel Koton işbirliği geldi. Zaten bunu daha öncesinde ben paylaşmıştım biliyorsunuz. TikTok'ta bir arkadaş paylaşmıştı. Zaten şaşırmadı Koton işbirliğini. Ki hemen hemen herkes bu arada Koton'la işbirliği yapıyormuş. Bak Raşel'i çok beğeniyorum. Bunu her zaman söylüyorum. Donanım olarak çok beğeniyorum. Her anlamda güzellik, kalite, klaslık. Ben Raşel'i beğeniyorum ama bu kadar akıllı bir kadının böyle yanlış hamleler yapması beni birazcık şaşırtıyor. Her yerde olacaksın diye bir kaide yok. Her lastmanda olacaksınız diye bir kaide yok. Arkadaşlar hepiniz her yerdesiniz. Mesela ben Raşel'i Koton işbirliğinden ziyade kendi klasmanında işbirliklerini görmek daha çok isterim. Ama ben başarısını yine buradan tebrik ediyorum. Çünkü Raşel'i beğenen biriyim. Tabii ki yine şu manzarayla karşılaşıyoruz. Oradaki kendileriyle iş birliklerindeki kendileri her zaman bir tık daha farklı oluyor. Özellikle bunu başka storylerden daha çok hissediyoruz. Bana şey sormuşsunuz. Cansu Akın bu lansmana gitmemiş. Gamze Erçel gitmiş bu kandaki arkadaş grubundan. CMS Olmaz gitti mi bilmiyorum ama ben anlattığım için hikayeyi Cansu çok hemen merak edilmiş. Cansu benim bildiğim çok lansmanlara gitmiyor. Belki de o yüzden bu lansmana katılmamış olabilir. Bir de Raşel'in postuna kalp atmış. İşte ben size bir şey anlatıyorum ve sonra bana gelip diyorsunuz ki abla takipleşiyorlar, abla kalpleşiyorlar. Şu an çok hoşlanmadığım insanlarla ben de kalpleşiyorum. Yeri geliyor. O yüzden bu diyorum ya, sosyal medya bu sanal alem. Bazen bir şeyleri yapmak zorundasın. Bazen bir şeyleri hissettirmemek zorundasın. O yüzden ona çok takılmayın. Takipleşiyormuşuz, kalpleşiyormuşuz. Bak ben yine aynı şeyi söylüyorum. Sosyal medyada gördüğün hiçbir şeye inanmayın. Eğer bir hesap dışarı kapalıysa ona inan. Ona inan. O zaten kendi çapında kendi dünyasını kurmuştur. Ama bir hesap dışarı açıksa ona inanma. O popüler kültüre uymuştur. O algıda hareket ediyordur. Ve bana şey söylediniz, hala hiç Raşel'i storiesinde paylaşmamış. Begüm Yücel Raşel'i paylaşmış ve kendin gibi rengarenk harika bir koleksiyon olmuş diye Raşel'i tebrik etmiş. Bazen mesela bir şey eleştirirken şuna dikkat edeceksin. Sen kendin yapıyor musun? Gerçekten bu arada günahıma çok giriliyor, anladın mı? Hani kaç videoda Ayla'yı tebrik etmişimdir, Queen'sin demişimdir. Ama işte sen de kendin, Raşel Lokal'a yakınsın. Niye bir story atmadın? Neden bir story atmadınız yakın arkadaşlarına soruyorum. Belki tatildedir. İşte bak o zaman ben de belkilerim var. Ki yapmama rağmen benim de belkilerim olabilir. O yüzden hani kendi yapmadığın bir şeyi böyle çok görevmiş gibi. Çok görev. Kimi şu an tebrik ediyor sosyal medyada. Anlık arkadaşlıklar. Bugün iyiler, yarın küsler. Bir de Raşel Koton'u Metaverse'te tanıtacakmış. Bunda bilgisi bana geldi. Ben Raşel'i daha çok eğitmen, akademik boyutta hani influencerlar üzerine bir şey yapmasını tercih ederim. Çünkü Raşel'in öyle bir bilgisi var. Bunun da eğitimini dijital üzerinden almış. Ben Raşel'i daha çok Metaverse üzerinde eğitimler vermesi gerektiğini, bilgisini bu anlamda göstermesini isterim. Çok iyi yerlerde çalışmış. Ben bunları anlattım birkaç video öncesinde. Hatta hikayesini de anlattım. Onu ben daha akademik alanda görmek istiyorum. Bu benim bence doğru bir bakış açım diye düşünüyorum. Hande Erçel de Kaan'dan ayrılmış. Hatta haberleri gelmiş. Döndürmüştük, hatırlıyor musun? Döndürdük ama o da çok kısa sürdü be. Sanki. Çok kısa sürdü ama şey var işte. Hande Erçel böyle hep aynı mimikle konuşuyor. Hani rollerinde de hep aynı. Hep aynı bir ifade. Dün de Kaan Yıldırım'ın bir Bodrum tatili vardı. Siz bu konuyla alakalı hiç hani
Görüntülendiniz ama ayrıldınız mı? Beraber misiniz? Yani bu konuyla bir açıklama getirseniz. Şöyle diyeyim o zaman, hayatımda kimse yok. Her şey şu an yoğunlukla, işimle yoğunum ve çok da mutluyum. Kanal zaman arkadaşımla arkadaşım kalacak. Teşekkür ederim. Hayır, başka bir şey. Böyle Hande Erçel'e baktıkça insanın bakası geliyor. Gerçekten o gamzesini, gözlerinin güzelliğini, o böyle temiz yüzünü, masum bir yüz. Ama hep aynı yani, hep aynı ifade. Belki koruma, hani, Yağmur belki koruma oluyor, belki çekiniyor. O koruma yüzünden de hep öyle geliyor ifade olarak. Bazı yani bu kadar niye kalkanlı işte? Hani belki, mesela bak Duygu da öyle diyorum ya. Hani diyor burada, benzetiyorum diyorum yani. Yani niye rahat değiller? İşte Yağmur. Bir kere de ya arkadaşlar boş verin ya, yap şöyle bir kere. Sen böyle değil misin normal hayatta? Sen hep böyle... Oyunculukta da hep ağlım. İnsandan insana değişiyor işte yani. Mesela bak Duygu da, şimdi Paris'tesin değil mi? Herkes seni merak ediyor. Herkes dönmüş Duygu'nun storyleri. Gerek yok bu hareketlere işte. Ama öyle izlendiğini biliyor. Hani hep diyorum ya linç kültürü. Şu an Twitter dünden beri Duygu'nun müzedeki hareketlerini konuşuyor. Burak altında posta. Ben onu bilerek yaptım. Şöyle bilerek, linç etsinler diye bilerek yaptığını düşünmüyorum. Ama acemice çok hızlı döndü. Baktı, aa güzelleri yönlerdi. Düşünemedi yani, orada ya ben bu tablolara bakamıyorum falan değil yani. Bilerek yaptığını düşünmüyorum. Peki tamam. Jelibon'un çektiği story. O gıcıklığına yapmış. O zaman yapıyor Duygu. Yapıyor. Tamam. O gıcıklığına yapmış. İşte ondan bahsediyorum işte. Tamam. O zaman ben, yapıyor. Ben o diğer videodaki olay için konuştum. Yapıyor tabii ki canım ya. Yani. Onu söylüyorum yani, sana. Yapmaz yani mı? Bununla linçleneceğini biliyor. Ve bile bile yapıyor. Konuşulmayı seviyor. Mesela şu an şeyi de bana çok söylüyorlar. Ve sabahtan beri 2 tane 3 tane link bırakmış mesela. Diyorlar ki düğün günü insan link bırakır mı? Düğün günü link bırakır mı? Düğün pahalıysa bırakır. İşte evet. Para kazanma ihtiyacı varsa açık açık konuşalım. Vardır. Tabii ki bugün de bunu yapmak zorunda. Bir de kampanya başladı. Evet. Kampanyadan da faydalanmak zorunda diye düşünüyorum. Ama işte belki bugün atmayabilirdi. Doğru muyum? İlk günü ya bugün. Hani İlk defa davetlerle. Belki yarın ben bu şeyde atamam, bari bugün atayım işte diyebilir. Tamam, takip edeceğiz o zaman. Bakacağız link atmaya devam edecek mi? Eyle gecesini konuşacaktık. Söz vermiştim kıyafetlerini. Hala o gece story attı ama gitmedi. Gidiyor gibi giyindi ama gitmedi. Yağmurcuğum, birkaç tane olay vardı ama buraya sığmadı. Yağmurcuğum şimdi eğer biz haftada 2 video istedikleri gibi yaparsak bunları ufak ufak. Tamam, ara ara sıkıştırırız. Haberler de geç gidiyor çünkü. Okay. Kısa kısa gidelim ve videoları böyle belki haftada 3'e bile çıkartırız, zevk alabilir. Anladın mı? Aynen öyle. Tamam, hadi ben kaçıyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Kocaman öptüm. Bay bay.